Genel kuruldaki tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. İçişleri Bakanı Efkan Ala PKK'nın geri çekilmesinin durmasından CHP'yi sorumlu tutunca ortalıkta karıştı. Rica ediyorum. Bir nezaket olur canım. Böyle şey mi olur? Bütçe görüşmelerinin devam ettiği Meclis Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşanıyor. Bakın 8 Mayıs arkadaşlar 2013. Geri çekilme başladı mı? Başladı. Ne zaman durdu? Gezi olayları başladığında durdu. Şimdi bana diyorsunuz ki söylemeyin. Gezi olaylarının göbeğinde kim vardı? Sizin genel başkanınız ben Taksim'e çıkacağım dedi. Çıktı da. Yani ve gezi olaylarından sonra durdu. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın PKK'nın geri çekilmesini gezi olayları durdurdu. Gezinin merkezinde de CHP lideri vardı. Sözleri ortamı gerdi. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Bakan Ala'ya sert tepki gösterdi. Sayın Gök, İçişleri Bakanı, lütfen genel kurula hitap edin. Bu sözlerinizi düzelteceksiniz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu sözleri söylemek sizin haddiniz değildir. Haddiniz değildir. Siz eğer bu kafayla İçişleri Bakanlığı yapmaya devam ederseniz Türkiye'nin kafasını her zaman duvarlara toslatırsınız. Şunu bilin ki siz daha Gezi'nin hesabını veremediniz. Daha siz Ethem Sarısülüğün, Ali İsmail Korkmaz'ın, Abdullah Cömert'in, Berkin Elvan'ın, Mehmet Ayvalıtaş'ın, Medeni Yıldırım'ın, diğerlerinin hesabını veremediniz. Onların kanları yerde kaldı. O kanların da hesabını soracağız. Türkiye'yi PKK terörüne teslim ettiniz diye onun da hesabını soracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağzınızı alamazsınız. Siz kimsiniz? Sayın Gök, lütfen hakaret etmeyin. Sayın Gök, lütfen hakaret etmeyin. Bakan Efkan Ala, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'la da sert bir tartışmanın içine girdi. Ama karşı durmayanlar varsa onlar üstüne alınır. Yani sen... İsmini söyle, ismini. Adını söyle. Senin. Sayın Vural lütfen. Bakan olmuşsun. Sen nezaket öğren. Sayın Bakan. Sen gidin Dolmabahçe. Sen nezaket öğren. O Dolmabahçe de doğruydu. Biz senin gibi oradan buradan şey almıyoruz. Allah Allah. Böyle şey mi canım? Kardeşim bak. Sayın Vural sizi dinledik mertlik öğrenmeyiz. Lütfen. Sen anlaşılan nezaket öğrenmen lazım. Sayın yeter Vural, yani. Burası rica ediyorum. Bir Sayın nezaket Vural. Olur canım. Böyle şey mi olur? Sayın ondan Vural sen, rica ediyorum. Sen ben. Şimdi. Kardeşim şu lafa bak yani. Sayın şu Vural bak. Rica ediyorum. Sayın Bakan sizi dinledi lütfen. Bir dakika Sayın Bakan, bir dakika. Sayın Bakan aç sesini açsanıza. 2002'den beri neredeysek arkasındayız. Altına da imzaya atıyoruz. Senden öğrenecek değiliz. Senin politika %10 alır. Bizimki %50, 49,5 alır. Hadi. Hadi yeter. Teşekkür yeter. Ederim. Biraz nezaket.